4. yıl dönümünde 15 Temmuz'u konuşacağız. Ankara'da Metin Özkan ve Profesör Doktor Gülümser Heper de bu akşam bizimle birlikte. Son olarak Ayasofya ile ilişkin gelen açıklamalar üzerinden CHP sözcüsü Öztrak'ın açıklamasına bakıp Ankara'ya da aynı şekilde sözü bırakıp daha sonra 15 Temmuz'a geçeceğiz. Aytunç Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Cumhuriyet hukuku yok sayıldı diyor Öztrak. Osmanlı hukuku şimdi, uygulandı. Buna katılıyor musunuz? Hukukçular tabii bu konularda bir linç kampanyası başlamadan bu tartışmalar aslında çok sakin bir şekilde yapılabilir. Birileri diyebilir Osmanlı hukukunun yerini, Cumhuriyet hukukunun yerini Osmanlı hukuku mu aldı? Ya bu eleştiriyi yapabilirler. Çünkü sonuçta Cumhuriyet bir devrimle kuruldu. Osmanlı bizim tarihimiz, reddetmediğimiz ve sonuna kadar da arkasına durduğumuz. Ama 1923 Cumhuriyet Devrimi diye de bir gerçek var. Cumhuriyet Devrimi'nin yarattığı bir yeni bir Türkiye var ve bunun da yeni kanunları var. Şimdi padişahın vakfiyesi üzerinden bir kanunla mı hareket edeceğiz, Cumhuriyet'in kanunlarıyla mı? Mesela bir hukukçu şunu söylüyor, o zaman İş Bankası ile ilgili Atatürk'ün vasiyeti var. Atatürk'ün vasiyeti var İş Bankası ile. Neden mesela Adalet ve Kalkınma Partisi ısrarla bu vasiyeti değiştirmeye çalışıyor? Tartışıyor. Öyle değil mi? Evet. Yani bu sorulardan biri bu. Yani şimdi buraları çok fazla Osmanlı ile Cumhuriyet'i karşı karşıya getirmeden... Bu haklı bir açıklama mı o halde? Yani şimdi Faik Öztrak kısmen ben de katıldığım yönleri var. Çünkü önümüzdeki süreçte Faik Işık'ın uzun konuşmasının içindeki en önemli cümlelerden biri şuydu. Gelenek anlamında muhafazakar kesimin özellikle çok ciddi bir şekilde en büyük hayalidir Ayasofya. Bir duygu selidir ve orada Said Nursi'den Necip Fazıl'a, Necip Fazıl'dan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e vesaire vesaireye kadar bütün hoca... Nazım Hikmet'in de var şiiri. Nazım Hikmet'in ilk dönem şiirlerinde olan sonrasında vazgeçtiği şeylerdir. Üç bölümde incelenir Nazım'ın şiirleri. Farklıdır o zaman kişileri dindar olduğu dönem vardır Nazım Hikmet'in. Farklı bakar yani olaya. Aynı şekilde Nazım Hikmet'e Kurtuluş Savaşı destanı vardır. Hani devamında da. Neyse. Ve orada da bir imam tarifi. Hayır. Ben şimdi uzun şuraya geliyorum. Bir bölüm şimdi, vardır orada. Yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. Osmanlı ile kavga etmek diye bir durum Cumhuriyet tarafında olmamalı. Ama Osmanlı'yı savunarak da Cumhuriyet ile kavga edildiği an çok farklı bir yere gidiyor. Artı bu kadar tartışmanın içinde veya konuşmalarımız içinde son dönemde bu Ayasofya tartışmalarıyla birlikte Cumhuriyet'in tekrar tartışılmaya başlandığı bir döneme geldiğimiz Cumhuriyet devrimlerinin tartışılmaya başlandığı bir süreç yaşanmaya başladı. Ve buradaki sıkıntı bu aslında. Yani tabii ki kutuplaşmayalım ama bir hayal vardı. Bu hayal şuydu. Yıkılacak, zincirler kırılacaktı. Şiirler yazıldı, mitingler düzenlendi vesaire. Aynı kadroların, peki, aynı kadroların 1960'larda Amerikan gemileri gelirken, Amerikan gemilerine karşı çıkan gençlerin üzerine yürürken aynı şekilde Amerikan gemilerini savunmuşlardı. 6. filoları savunmuşlardı. Çok garip bir çelişki değil mi bu? Emperyalizme karşı duruş varsa eğer ortada, emperyalizme buralarda durmak lazım. Ayasofya bizim değerimizdir. Artı ben program arasında bir daha baktım. Gelirken de baktım. Atatürk'ün vakıflarla ilgili açılış konuşmalarında Meclis'in müthiş cümleleri var. Vakıflara, vakfa bakışısı. Tabii ki bizim bu toplumumuzun genlerinde o vakıf kültürü, geleneği vesaire var. Ama artı Türk medeni hukuku, Cumhuriyet hukuku, yani böyle de bir gerçek var artık. Yani peki, ben bu çelişkiler üzerinden yürüyorum. Yoksa Atıç'ım, Türkiye... Hiçbir çelişki yok biliyor musun? Hiçbir çelişki yok. Ama bu kararda var. Yani Faik Öztrak'a bu noktada katılıyorsan yanlış yaparsın. Hayır şöyle, Cumhuriyet hukuku... Yani neyine çelişiyor ya? Şöyle, bakın padişahlık, Osmanlı ve padişahlık. Yapmayın. Kulluk düzeninde padişaha bağlısın. Cumhuriyet düzeni... Kaldı ki davet ediyorum. Bak davet ediyorum. Sayın Faik Öztrak'ı davet ediyorum. Tamam mı? Nerede? Cumhuriyet kazanımları falan bir bağımsızlık ruhuyla gelen bir şeydir. Evet. Toplamı odur. Emperyalizme direnmeyen, bu konuda Türkiye'nin haklı bütün davalarında dimdik ayakta durmayanın, tamam mı? Ne Cumhuriyet kazanımından söz söylemeye hakkı vardır, ne Atatürk'le olan yakınlaşmasının da samimiyet görürüm. Bunu net saptayalım. Şimdi aynı açıklamalarda görüyorum birçok şeyi. Hala Libya takıntısıyla konuşuyor. Ne istiyorsunuz Libya'da? Ne istiyorsunuz? Vaz mı geçelim? Bütün sömürgeci güçler burada. Kokusunu aldılar kaynakların. Bizi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya çalıştılar. Yırttık onu Libya ile kurduğumuz anlaşmayla. Yani
Şimdi Le Monde yazmış artık yani. Fransa'nın başına gelenlerden sonra ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki Fransızların ünlü gazetesi, sevgili izleyicilerin birçoğu biliyordur onu. Erdoğan diyor Mustafa Kemal'in batıya karşı verdiği mücadeleyi şu anda o sürdürüyor. 100 yıl önce verdiği batının parçalama, Türkiye'yi parçalama mücadelesine karşı bugün bunu Erdoğan yapıyor. Yani şimdi burada kenetlenmeyeceksiniz. Sabah akşam bütün meseleyi bir karşıtlık üzerinden götüreceksiniz. Biliyoruz neler yazılıp çizildiğini, neler yapıldığını. Bak burada Rand Corporation'ın raporu. Herkes okusun diye Türkçe'ye çevirdik. Demokratik muhalefete çağrı yapıyor. Üzerinize alınsanıza. Desenize kardeşim sen raporlar hazırlatıyorsun ama hiç umutlanma. Benim iktidarım da ben daha fazla emperyalizme karşı mücadele edeceğim. FETÖ mücadelesini ben daha iyi yapacağım. Ben bütün terör örgütleri senin arkanda durduğun o terör örgütlerle ben hepsinden daha iyi mücadele edeceğim. Doğu Akdeniz'de sonuna kadar mücadelede ben olacağım desenize. S-400'ü NATO için karşı duran bir Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanıyla karşılaşıyoruz. Genel başkan yardımcısıyla. Ama bu Osman Aşkın'ın ondan sonra da bana Atatürk şeyi, gardırop Atatürkçülüğü yap. Cumhuriyet evet. Kazanımları de. Hocam AKP'li. Ben bir seçmen olarak bir sandığa gittiğimde ben bir belediye başkanlığı seçmek istiyorum. Neye göre? Liyakatına göre. Ama öyle seçemiyorum biliyor musunuz? Çünkü bakıyorum mensubu olduğu anlayış oradan bir zaferle çıkarsa ürkütüyor beni. Yani kontrollü darbe diyecek 15 Temmuz gecesine o destana ve hiç pes etmeyecek bu anlayışından. Asıl 20 Temmuz'dur darbe diyecek ve ben sonuna kadar da burada bir güven tazeleyeceğim. Olmuyor. O güveni duyamıyorum. Ama çağrı yapıyorum. Vazgeçin bu sevdadan. Gelin burada büyük bir mücadele var. Bu bir istiklal mücadelesi. Bu iktidar ve muhalefet yarışına kurban edilmeyecek bir mücadele. Elbette hizmette eleştireceksiniz. Siz daha iyisini yapmak için iktidarda olacaksınız. Günün birinde olacaksınız. Niye olmayasınız? Olursunuz korkmayın. Ama eleştiremeyeceğiniz, zedelemeyeceğiniz, Türkiye'nin o asıl davasında bayraktar olun ya. Siz olun ya. Ben rahatlıkla herkese oy verebileyim o zaman. Yanlış mı söylüyoruz? Hata mı yapıyoruz bunu kendilerinden isterken? Çok açık. Buradan bir Ankara'ya söz bırakmam lazım. Sadece, kısacık. Evet kısacık. Aytunç'un söylediklerinden şu çıkıyor. Doğru da bu. Türkiye'nin değişik olaylarda önemli milli konularda bile atılan her adımda temelde yatan bazı tartışmaları yeteri kadar yapmadığı ortaya çıkıyor. İşte mesela 5816 sayılı yasak kaldırılsın cümlesini söyleyen arkadaşlar bunun Adnan Menderes tarafından çıkartılmış bir yasa olduğunu bilmiyor. Demokrat Parti tarafından çıkartılmış. Mustafa Kemal'i ve Osmanlı'yı ve Cumhuriyeti değerlendirirken bu tartışmaları daha uzunca süre ve daha derinliğine yapmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Çünkü birer cümle söylemekle olmuyor. Aytunç söylüyor, Yargıtay'ın yaşını kutlarken biz Cumhuriyet'in yaşından büyük kutluyoruz. Danıştay'da öyle yapıyoruz. Hele Türk ordusunun silahlı kuvvetlerinin yaşını 1200 yıl falan metahana götürüyoruz. Bütün bunlara baktığımız zaman tarihten bugüne kadar gelen bir akışımız var. Bu akışımızın içerisinde çatışma noktaları yok değil, var. Ama bu tartışmaları dürüstçe yapmıyoruz. Fırsat bulduğumuz önemli olayları da başka yöne çevirerek işte peki. Deminki aday seçiminde olduğu gibi yapıyoruz. Söylediği noktalardaki hassasiyetleri anlıyoruz. Bunları daha sakin ve daha edebi dairesinde ve bilgilice tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunlar anlık böyle alevleniyor. Doğrudur. Ama müstevlilerin emelleriyle birlikte olanlar veya mandacıların herhangi iki kutuptan birine geçerek birinde din adına ötekinde Mustafa Kemal adına başkaca görüntülere kapılarak milli unsurları birbirine çatıştırmasına da engel olmamız lazım. Ne söyledim bilmiyorum. Söylediğimi anlayabildiniz peki. Mi? Biz bunları tartışmalıyız. Tabii ki ama şimdi öyle bir durum var ki emperyalizme karşı mücadeleyi sadece Erdoğan ve AKP vermiyor. Doğru. Öyle bir gerçek yok. Yarışsın. Ya hepsi yarışsın. Şimdi bakın Libya konusunda tamam. Evet. Akdeniz'e vesaire işte o Akdeniz'e mavi mücadelemiz vatan. Mavi Vatan'da. Tamam. Zaten o ama o Mavi Vatan'ı yapan Cihat Yaycı'yı istifa ettirmek zorunda bırakılıyor. Geliyoruz.
Devam edelim. Ya bir dakika ama, şimdi ama, bunlara ama, öyle değil hocam. Şöyle kabul. Öyle. İndiririm. Bir dakika. İndiririm. Durum doğru daha geleceğiz oralara. Bir dakika. Ama şöyle söyleyeyim. Cihat amiralimizin rolü çok büyük. Yalnız evet, Aytunç, çok ben genel kurmayın. Hocam bir dakika. Ben seni tartışmıyorum ki. Ben benimle ilgili değil. Ben Cumhuriyet Halk Partisi bugün yönetenlerin çizgisini savunuyorsam onu konuşalım. Ama Cumhuriyet Halk Partisi. Ben seni tanıyorum. Çizgisini savunmakla ilgili değil. Çizgisini de savunsun. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin FETÖ'yle samimi şekilde mücadele ettiğini mi düşünüyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında ben hiç kimseye güvenmiyorum. Şimdi tamam mı? Demek ki bir saniye burada... ama bir dakika. Bir Sayın dakika, Erdoğan yalnız. Bir dakika. Yalnız da demiyorum. Tamam mı? Peki bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenlerin ve onun iklimine uyanların nedir bu Cumhurbaşkanı Erdoğan takıntısı? Niye? Politika, bakın politikaları niye? Yanlış bence. Bence ben bunun yazısını ben da yazdım. FETÖ'nün siyasi ayağı olarak kimi tayin etti biliyor musunuz Kılıçdaroğlu? Kimi? Erdoğan'ı. Peki. Bunu dedi ya. Ama bir dakika. Bugün bu mücadelede ama en çok neden, güven duyduğumuz neden insanı biliyor musunuz? FETÖ'nün siyasi ayağı neden olarak neden oluyor ama bu biliyor musun? Bu tam bir FETÖ'lü. Hocam neden biliyor musunuz? Tam çok net. Devamlı Sayın Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'cülükle itham ettirdiği için o da diyor ki siyasi ayak sensin, sen çünkü bunları büyüttün, bu hale getirdin ve diyorsun ki adam tankın yanından geçmiş, kahve içmeye gitmiş diye bir şey var değil mi? Uçaktan indi. Bir dakika ayağa. Bunu ben söylemiyorum. Ben Erdoğan söylüyor Kılıçdaroğlu için. Ben sana söyleyeyim. Şimdi bir dakika. Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Kılıçdaroğlu... Hocam bir dakika. Evet. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin FETÖ konusundaki ikircikli politikalarını ben eleştiriyorum. Tamam. Doğru da bulmuyorum. Kontrollü darbe lafının çok çok büyük bir vahim ve çok çok ileride bir hata olduğunu düşünüyorum. Tarihe de yazılacak bu ileride. Burada hiçbir sıkıntı yok. Aması şu. Siz İstanbul Havalimanı'ndan Sayın Kılıçdaroğlu geçiyor tanklanırsan derken yanından Hayat Yazıcı ile beraber geçiyor demezseniz burada bir sıkıntı vardır. Sayın Erdoğan dışında AKP'linin olmadığı bir süreçten geçtiğimiz 15 Temmuz'da hatırlayın sonrasında çıktı birçok isim ortaya. Erdoğan açıklama yaptıktan sonra öyle değil mi? Şimdi ben hep şunu savundum. Fethullah'la mücadele iktidara bırakılmayacak kadar önemli bir mücadele. Topyekun bir mücadeleden bahsediyorum ben. Yani bu çünkü bizim emperyalizme karşı verdiğimiz mücadelede bu yapıyla kavgayı biz en üst seviyeye çıkarmalıyız. Amalar çok burada. Şimdi 15 Temmuz'u Nedim abi hep şunu yazılarını da takip ediyorum. Verdiği mücadele FETÖ'ye karşı saygı duyuyorum, destek de veriyorum çoğu yerde. Eleştirdiğim nokta şu ama hep benim. Hep böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi takıntısıyla yürüdüğümüz bu tarafta da böyle bir durum var. Hep CHP, Fethullah, sanki Fethullah'ı büyüten, Fethullah'ın bu kadar palazlanmasını sağlayan, Türk ordusunun ele geçirilmesinde rolü CHP'nin varmış gibi, Meral Akşener'miş gibi, 20 yıldır iktidarda sanki bunlar varmış gibi davranan bir bakış açısından dolayı da öbür taraf kendisini savunmak için gardını alıyor ve diyor ki kardeşim sen de bunları yapıyorsun diyor. Böyle yürüyorum. Ben 17-25 Aralık'ta Sayın Kılıçdaroğlu'nun duruşunu bakın doğru bulmuyorum. Kontrollü darbe açıklamasının Amerika merkezli bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Fethullah Gülen de bu şekilde bir kampanya yürütmüş. Ama işte amaları var burada. Karşı taraf seni öyle bir yere itiyor ki o açıklamalar üzerinde sen savunacak bir yer bırakamıyorsun. Davaların içi öyle bir yer geliyor ki bu davalar. Ya Allah aşkınıza davaları kim takip ediyor şu anda 15 Temmuz davalarını? Bakalım 15 Temmuz davalarını kim takip ediyor? Devam edeceğiz. Gülümser Hanım ve Metin Bey'le devam etmek istiyorum. Oralarda mücadele veren, birebir oraya giren. Biraz biz konuşalım. Evet. Siyasi partilerin FETÖ'yle mücadelesine artık geçtik. Bu konuda siyasi partilerin duruşunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz Gülümser Hanım? Bu noktadan devam edelim. Semih Hanım, vallahi tamamlanmamış şeyler var. Belki kısa konuşurum ama lütfen konuşmama fırsat verirseniz çok sevinirim. Çünkü bence konu ciddi bir boyutta analiz edilmedi. Ayasofya konusu. Şimdi ben şöyle bir şey hocam, ifade etmek istiyorum. Değil, genel siyaset yönünden de önemli. Valla vaktimiz olsa hanımefendiye 12 saat anlatırım. Oldu. Dinleyebilir mi bilmiyorum. Evet. Efendim ben çok kısa rica edeyim. Çok kısa. İstanbul bütün zamanımızı tüketti vallahi. Yani ben bir şey de anlayamadım. Biz de sizden bir şey anlayamadık hanımefendi. Bütün konuşmacıları yok sayarak kendinizi bilgiç sanıyorsanız size 12 saat İstanbul anlatırım. Belki anlayabilirdiniz efendim.
Yani dinleme, zaman eşit zaman, bunlar belli bir saygınlığı gerektiren davranış Sivas modelleridir. Sivas Belediye Başkanı adayı olarak politik efendim. Kimliğinizde buradaki olarak şahısları politikayla suçluyorsunuz, iğneliyorsunuz. Sivas'ta seçimlerde ne yaptığınızı yerel basından görüyoruz. Dönüyorsunuz diyorsunuz ki Ayasofya konusunda nitelik konuşmadık. Siz mi biliyorsunuz hanımefendi? Gelin size Ayasofya'yı okutayım, vaktiniz evet olmaz be. Siz mi biliyorsunuz Ayasofya'yı? Öyle. Evet efendim. Bunlar evet bilmiyor. Efendim. Siz de biliyorsunuz Sivas Belediye Başkanı adayı. Kimlerden? Geçin bunları hanımefendi. Buradaki konuklara efendim, saygılı olmazsanız size Sivas saygı Belediye duyulmaz. Başkan siz kendiniz Sivas başkasına diyeyim saygı duyun. CHP'nin gururla şerefle temsil ettiğimi düşünüyorum. Lütfen konuşmama fırsat verin. Yani polemiklerle kimse ilgilenmiyor. Sizin o tavırlarınızı kimse de ciddiye aldığını düşünmüyorum. Biz de sizi ciddiye almıyoruz hanımefendi. Biz kadına karşı biz bir Cumhuriyet Akademisyenler, Atatürkçü bir kadına hepiniz karşı Atatürkçüyüz tavrınızı bu lütfen. Bu ülkede din ve Mustafa Kemal üstünden bölünme yeter ya. Bıktık ya. Herkes bir maske takıyor. Kimi Muhammed Mustafa maskesi takıyor, kimi Mustafa Kemal maskesi takıyor. Efendim, bir de kendiniz olun ya biraz. Belki siz de maske takmışsınız. Ben maske takmıyorum biz bilemiyoruz. Lütfen kimseyi ben yargılamayın. Maske takmıyorum. Böyle ben seninki gibi Türkiye Olimpiyatlarında da katılım bağlamıyorum. 15 Temmuz oratoryosu dinliyorum. Ben anlamadım. Neye bağırıyorsunuz onu da anlamadım. Siz buradaki ben insanlara Ayasofya'yı bilmiyor diye konuşuyorsunuz. Siz de biliyorsunuz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden 3. sınıf doçentlik diplomasıyla en sonuncu aday olarak aldığınız oylarla bu insanları nasıl kolay harcıyorsunuz? Siz mi biliyorsunuz Ayasofya'yı? Öyle mi? Buyurun konuşun. Gülümser Hanım buyurun. Tamam efendim. Şimdi siz Cumhuriyet Üniversitesi'ni ne yargılayacak potansiyelde ne Sivas'ın ruhunu ne Cumhuriyet'in ruhunu anlamış bir insansınız. Sivas'ta olmaktan da Cumhuriyet Üniversitesi'ni bitirmekten de bir işçinin çocuğu olarak bana tanınan şartlar içerisinde Cumhuriyet Üniversitesi'ni bitirmekten şeref duyuyorum, onur duyuyorum. İki ihtisasım var, profesörüm. Neden sizin zorunuza gitti? Neden benim bir kadına yükleme ihtiyacı hissettiniz? Ne bildiğinizi bu nereden göremiyorum çıktı yani? Bu oradaki konuşmacılar, nedir? Oradaki derdiniz konuşmacılar nedir Ayasofya'yı benimle bilmiyor. Bilimsel ben konuşalım. CHP nereniz içerisindeki liberal kanadın yanında CHP'nin durmadığım için mi bu tavır arkasına saklanmayın. Birileri de AK Parti'nin liberal arkasına saklanması. Liberal kanadın yanında durmam. Bir şey söylüyor milliyetçiyim, hocam. Ulusalcıyım, şey cumhuriyetçiyim sonuna kadar. Siz ne demek istiyorsunuz? Nereden vurmaya çalışıyorsunuz? Değil miyim dedi. Evet. Değilim dünyanın efendim ben hiçbir zaman liberal kanadın yanında durmadım. Devam edin hocam. Lütfen tavrınıza dikkat edin, elinizi kolunuzu sallamayın. Ayıptır. Siz de İletişim tavrınıza dikkat ben edin. Size öğretecek her değil konuyu, her konuyu herkesten iyi bilme iddiasında olmayın. Yemezler. Öyle bir şey yok. Senin ya okuduğundan siz benimle daha fazlasını kaç okumuş defa adamlar görüştünüz var bu stüdyoda. Herhalde beni çok takip ediyorsunuz efendim. Siz sizin benimle Sivas ben hayatımda ilk defa bir siyaset programına çıkıyorum. Bu nedir bir kadına karşı tavrınız? Nerede şimdi sizin kadın eşitliği, insan hakları, CHP? Ya efendim CHP'ye bu nasıl tavır? Mı gerçekten çok hiç anlamadım sizi. Peki, üstelik Sivas'a Cumhuriyet Üniversitesi'ne buradaki konuklar efendim konuşamıyor dediğiniz ben, için size bunlar söyleniyor. Ben Türkiye 8.'si olarak 2. ihtisasımı yapmışım. Sivas'tan çıkmışım tekrar yüksek ihtisasta kardiyoloji ihtisası yapmışım. Siz kimsiniz? Ben bir işçinin çocuğu olarak Cumhuriyet'in hepiniz evladı olarak gelmişim. Hepiniz işçi memur çocuğuyuz. Cumhuriyet bırakın beni bu okutmuş. Bana bu kimliğimi anamdan babamdan önce ben kimliğimi Cumhuriyet'e borçluyum. Hepimiz Cumhuriyet, borçluyum. Türkiye beni Cumhuriyeti yurttaşıyız. CHP yönetimi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor efendim. Bizi de sizin sözlerin liberal politikalarınız da ilgilendirmiyor. Lütfen saygılı olun bana. Siz de buraya saygılı nereden olun. Nereden çıktı bu saldırı anlamadım. Siz yani de buraya saygılı olun. Halkımız gördü efendim. Siz Bey, nereden bana vurmaya çalışıyorsunuz? Hanım, siz lütfen. Lütfen efendim. Ilgili lütfen efendim. Söyleyin. Bırakın. Biliyorsanız ardından söyleyin. FETÖ'yle mücadeleye geçelim. Buyurun. Bir sakin olalım. Efendim, Cumhuriyet ruhunun AKP'nin de CHP'nin de tam anladığını düşünmüyorum. Buyurun. Cumhuriyet ruhu 15 Temmuz'u sonuna kadar kabul eder. Ama bu 15 Temmuz'u AKP'nin de şunu kabul etmesi gerekiyor.
CHP Cumhuriyet'in ruhunu kabul etmesi gerekiyor. İşte sorun buradan kaynaklanıyor. Cumhuriyet ruhu 15 Temmuz'un sonuna kadar arkasındadır. Ama AKP Cumhuriyet ruhunun arkasında mıdır? Bunu tartışmamız gerekiyor efendim. Şimdi efendim bir diğer konu. Ayasofya'nın emel üzerindeki emeller sadece şeylere münhasır değildir. En büyük emel İngilizlerin emelleridir. 1919-24 dönemini iyi analiz etmek ve Atatürk'ün duruşunu, oradaki duruşunu bilmek zorundayız. Lord Curzon diyor ki, bu Yunanlılara verelim, burası kilise olsun. Bütün dizaynını da yapalım, tefrişatını da yapalım. Ama Atatürk orada diyor ki, asla böyle bir şey düşünülemez. Şimdi kimse tarih konusunda çok ciddi bilgi sahibi olmadan gelip bu açıklamayı yapıyor. Ama tutuyor, beyefendi beni eleştiriyor ama ben kendi başıma böyle ortaya konuşmuyorum. Elimde kaynaklarımla aman açıklıyorum. Efendim, buyurun beyefendi kaynağını açıklasın. Akademisyen kimliğine sizi saygıya davet ediyorum. Ben burada sizin gibi polemik yaratmıyorum. Şu polemik yaratmadığın kaynağını ekrana bir gösterir misin? Kaynağını bir göster, ekranda görelim bu kaynağı. Tavrınıza dikkat edin. Siz de dikkat edin. Evet, siz de dikkat efendim. Edin. Bizim vaktimiz olsa siz Ayasofya'yı 10 kere okuturuz be. Ayasofya'yı bilmiyormuşuz. Tamam efendim. Güzel. Lord Curzon'u bilmiyormuş. Şimdi efendim. Atatürk'ü bilmiyormuş. Yapmayın bu ülkede. Evet efendim, bilmiyorsunuz. Bu kadar cahil profesörlerin olduğu bir ülkede Atatürk yaşıyoruz ya. Tamam, herkes toplum sizi de görüyor, ya. Beni de görüyor. Bir kadına davranışını, Sivas'ı yermenizi, Cumhuriyet'in cinsiyet üstünden yermenizi. Bakın saldıran sizsiniz. Cinsiyetinizle üstün olacaksanız tamam üstünsünüz. Buyurun. Buyurun hanımefendi. Cinsiyetinizle her şeyi söyleyin. Hiçbir zaman FETÖ'cüler üniversiteden atmıştır beni. Bir sakin olalım. CHP'den atmıştır beni. Hiçbir avantajım yok. Ediyorum, bir tamamlayın. Hiçbir beklentim de yok. Siyasetten de beklentim yoktur. Sizden de beklentim yoktur. Bizim de sizden. Ben peki. Kendi başıma var oldum. Bir işçinin evladı olarak, Cumhuriyet'in çocuğu olarak. Lütfen tavrınıza dikkat edin. Özür dileyin benden. Buraya bir virgül bu nasıl koyalım. Bir şeydi? Bu nasıl bir çıkıştı? Bu topluluktan anlamadım özür efendim. Dileyim. Ne çıkışıydı? Neyin hesabıydı? Buradakiler Ayasofya'yı bilmiyor, öyle mi hanımefendi? Sivas'taki davranışlarınızı da biliyorum. CHP'nin geçmişini de biliyorum. Liberal kanadın neler yaptıklarını. Yani şimdi bunları bu şekliyle konuşmayın. Cumhuriyet Atatürk'ün ruhuna siz saygılı olun efendim. Cumhuriyet peki. Ruhuna buyurun, siz saygılı olun. Buyurun, şimdi buyurun, efendim AKP'nin şunu anlaması gerekiyor. Rica ediyorum. Dışarıdaki polemikler ayrı bir şey. Atatürk, AKP'nin Cumhuriyet ruhuna, Atatürk ruhuna sahip çıkması gerekiyor. Bu hem entelektüel ifade tarzı olarak doğrudur, hem de tüm Türkiye'yi kapsaması yönünden doğrudur efendim. Şunu örnek gösteriyorum. Hikmet, Baytal Hikme, Hikmet Evi, İslam'ın ruhuna da uygundur. Baytal Hikme nedir efendim? 800 yılında Bağdat'ta kurulan bilgelik evidir. İslam neye sahip çıkmıştır? Helen kültürüne de sahip çıkmıştır. Aristo'ya da, Eflatun'a da sahip çıkmıştır. İslam Rönesansı bunun sayesindedir. Onun için bizim Türk toplumunun bu şekilde ayrışmasına gerek yok. Birleştirici rol üstlenecek birisine ihtiyaç var. Erdoğan'ın bu diline dikkat etmesi, CHP'yi homojen bir yapı olarak görmemesi gerekiyor. Peki, onun için de CHP içindeki liberalleri ayrı tutarak farklı bir tavır gösterilmesi gerekiyor. Onun için beyefendi şöyle bir şey efendim, bir şey daha söylemek istiyorum ondan sonra. Vakıflara, vakıf konusu yine gündeme gelecek. Ve ne denilecek? Osmanlı tarihi, Cumhuriyet tarihinde Mevleviler vakıflarına sahip çıkmıştır efendim. Sunni İslam vakıflarına sahip çıkmıştır. Ermeniler, Yahudiler, Hristiyanlar vakıflarına sahip çıkmıştır. Vakıflarına sahip çıkamayan kimdir? Gariban Türkmenler. Şimdi Türkmenlerin hakkını kim verecek? Çünkü bunlar gelip Osmanlı tapusuyla
hukuk mahkemelerine mi başvuracak? Bu Türkmenlerin hakkını kim verecek? Veya böyle bir çıkışa gerek var mıydı? Hukuk derken bunu kastediyordum efendim, hemen kestirip atıyorsunuz ama hukuk derken ben bunu kastediyordum. Türkmenlerin vakıf arazileri tarihsel süreç içerisinde kayboldu, yok oldu ve bu insanlar ellerinde tapuları var. Nereden hesap soracaklar? Bu konu hiç tartışıldı mı efendim? Hesap sormasına gerek var mı? Onu da tartışılması gerekli. Hiç bu gözle bakılmadı efendim. Onun için beyefendi konuşmamı herhalde istemiyor. Daha fazla da konuşurum çok ama diğer insanların ederim, konuşma hürriyetine saygı bu duyduğum için son bir şey daha sabrı söyleyeceğim. Son kelime efendim. Atatürk Ayasofya'yı ne Bizans mizansın mirası ne Osmanlı'nın mirası olarak düşünmemiştir. Dünya Türk'ün şanlı mirası olarak düşünmüştür ve Ludomemor denir. Yani dünya tarih mirası, şanlı Türk'ün tarih mirası olarak değerlendirir. Saygılar sunuyorum efendim. Çok teşekkürler. Metin Bey, şimdi siyasi partilerin FETÖ'yle mücadelesine geçmişken, oradaki duruş eleştirilirken hem CHP üzerinden hem AK Parti üzerinden siz neler söyleyeceksiniz? Buyurun. Epey de beklediniz. Teşekkür ederim. Bir cümle sorun değil. Yani sonuca ulaşalım, neticeye ulaşalım. Bir de bugün kusura bakmasın izleyicilerimiz de, siz de biliyorsunuz yola gideceğim için erken çıkacağım. O yüzden biraz da aslında gelmişken fikirlerimizi aktarabileyim istiyorum. Şimdi bakın. Cumhuriyet hukukunu yok saydılar lafı. Buradan FETÖ'ye bağlayacağım. Onun için çok uzatmayacağım. Bence şizofren bir bakış açısıdır. Bu kadar net söylüyorum. Kim destekler, kim desteklemez. Kim katkı sağlar, kim katkı sağlamaz. Orası beni ilgilendirmez ama şimdi Fatih'in hukuku, Atatürk'ün hukuku gibi buradan bir ayrışma yaratıp sonra da dönüp siz Atatürk düşmanısınız denilen ya da bu cümleyi sarf eden insanların ne kadar samimiyetsiz olduğunu görüyorum. Ve bir tek cümle söylüyorum. Düşün artık Atatürk'ün yakasından arkadaş. Yani Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktan artık vazgeçin. Bakın bugün seçimlerde ittifak yaptığınız siyasi parti gizli örtülü işbirliği adına ne derseniz deyin. Ki bunu HDP hiçbir zaman inkar etmedi. Geçtiğimiz günlerde yine açıkladı. Hı hı. Bir HDP'li yönetici çıktı dedi ki Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen Mustafa Kemal'in itlerine sesleniyorum diyerek. Bu aşağılık eleştiriyi bile yutacak adam Atatürkçü, Matatürkçü değildir. Onun için Atatürk'ün yakasından düşün diyorum. Bakın tetikçi, inkarcı, ırkçı Cumhur İttifakı Ayasofya'yı ibadete açtı. Ayasofya kilisedir ve Hristiyanların ibadethanesidir diyen HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'e tepki vermeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetemeyen yöneticileri benim gözümde şizofrendir. Böyle düşündüğü için. Bu milleti artık Atatürk, Fatih, Yavuz Sultan Selim ya da başka bir değer üzerinden ayrıştırmayı bırakın. Bunlar bizim ortak değerlerimiz. Yani Mustafa Kemal'i de siyasete alet etmesin kimse, dinimizi, İslam'ımızı, inancımızı da kimse siyasete alet etmesin. Bu bir. İki, geliyorum bir şey daha söyleyeyim. Bu arada 3 Mart 1924'te Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü kuran da Mustafa Atatürk. Kemal Atatürk'tür. Onu da hemen anlatmak isterim, hatırlatmak isterim. Şimdi Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanımız bugün bir açıklama yaptı. 4 yılda dedi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 20.077 teröristi içimizden çok şükür temizledik dedi. Bitti mi? Bana göre bitmedi. Bakın jandarmada çok az FETÖ'cü olduğuna inananlardanım. Ama onun dışında hala Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde de, emniyetin içinde de, yargının içinde de, hatta kamu kurum ve kuruluşlarının birçoğunda kripto FETÖ'cüler olduğunu biliyorum. Çünkü Fethullah Gülen denen terörist elebaşının 15 Temmuz'dan sonra Renklen'in sloganıyla mevcut olan birçok cemaat ve tarikatın içine sızma talimatı verip hatta ve hatta siz bu süreçte ben şahsım başta olmak üzere
FETÖ denilen, yani eski adıyla Hizmet Hareketi denilen yapıya en çok siz sövün, siz hakaret edin dedi. Ama ne yaparsanız yapın kendinizi kamufle edin dedi. Şimdi böyle bir zihniyette FETÖ ile mücadele devam ediyor mu? Bu ülkenin aslan gibi hakimleri, savcıları, emniyet mensupları, bürokratları ve bu devletin ekmeğini helalinden yemiş ve devletine asla ihanet etmeyecek o yiğit insanlarla mücadele devam ediyor. Ama bir taraftan FETÖ'yü yargıladığınız yargıda dönüp de birileri FETÖ borsası var diyorsa bunun da dikkate alınması gerektiğini söyleyenlerdenim ve böyle düşünenlerdenim. Şimdi Sayın Bahçeli söyledi, FETÖ'nün her türlü ayağı var da siyasi ayağı yok mu dedi. Bu o zaman da Kemal Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki Cumhuriyet Gazetesi'ne de o dönemde manşet olmuştu. Hemen size de göstereyim onu efendim. Bildiğim 120-180 FETÖ'cü var dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde milletvekilleri var dedi. Sonraki süreçte dedi ki arkadaş ya iftira atıyorsun. İftira atmıyorsan, gerçeği söylüyorsan bu siyasi ayağın ortaya çıkması için bununla ilgili bilgi belge varsa elinde ya savcılara götür ver ya da bir savcıdan rica et. Sen koskoca genel başkansın. Senin yanına gelip, makamına gelip bilgine başvurmak, ifade almak bile demiyorum bakın. Bilginize başvurmak hiçbir savcının, FETÖ'yle mücadele eden onurlu bir savcının onurunu, karakterini aşağı düşürmez. Gelir, sizin bilginize de başvurur. Ama sonraki süreçlerde hiçbir şekilde ses çıkmadı. 16 Temmuz gecesi, yani 15 Temmuz'dan 4 yıl önce, bir gün sonra 16 Temmuz 2016'da bu darbe girişimi siyasi ya da şahsi istismar konusu yapılmadan herkesin hissesine düşen dersi çıkarmasını umuyorum dedi Sayın Bahçeli. Ve 3 gün sonra grup toplantısında sözümüz söz olsun, biz de siyasetteki uzantılarıyla içimizi dışımızı saran kanser hücreleriyle sonuna kadar hesaplaşacak, son raddeye kadar yaptıklarını yanlarına bırakmayacağız dedi. Ama bu süreçlerde Ömer Halis Demir'e içi sızlamayan birilerinin pompacı Danıştay üyeleri var diyerek içinin sızlıyor olmasından da en büyük rahatsızlığı duyan benim. Bu ülkede FETÖ'yle mücadele ederken annesinin karnında şehit olmuş gencecik gelin kızımız ve onun kocasını 15 Temmuz köprüsünün üstünde şehit eden o asker kıyafeti giymiş namussuzlardan hesap sorulmadığı sürece hesap sormayanların iki elim yakasını dolur, onu da bilesiniz. Peki. Bunu niye söylüyorum? 15 Temmuz başarılı olsaydı bu darbenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Bakanları kimler olacaktı diye yine Sayın Bahçeli sordu. Ve arkasından da FETÖ'nün siyasi ayağı temizlenmezse tekrar dirilir diyerek yine dikkat çekip FETÖ'yle mücadelede bir ön alınması ve FETÖ'yle mücadelenin üzerine gidilmesini isteyen